Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. 94-102. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada daha önceki kavimlerde meydana gelen durumlara dikkat çekiyor ve almamız gereken ders ve ibretleri bize bildiriyor. Şöyle ki: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّنْ. Beldelerde hiçbir peygamberi göndermedik ki illa ahadna ehleha bil ba'sa'i ve darra'i. Onların ahalisini bir takım sıkıntılarla, zor durumlarla denemiş olmayalım. Onları o şekilde yakalamış olmayalım. Leallahum yaddarraun, ta ki tazarru ile yana yakıla Allah'a yalvarsınlar. Yani burada Allahu Teala önceki kavimlerde, önceki milletlerde bir takım zor durumların, çetin durumların yaşandığını ve o şekilde oradaki insanların imtihana tabi tutulduğunu ve ta ki yalvarmaları, Allah'a yönelmeleri için bu gibi hallere maruz kaldıklarını ifade ediyor. Bu gibi durumlar Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde sünnetullah tarzında ifade edilir. Bu Allah'ın devam eden bir kanunudur. İnsanlık aleminde bu devamlı böyle olmuştur. Gerek fertler, gerek toplumlar zaman zaman çetin hallerle, zor durumlarla karşılaşmışlardır. Şu anda da bizler her birimiz şu dünya hayatında zaman zaman bol, ferahlı günlerimiz oluyor. Zaman zaman da sıkıntılı, dar günlerimiz oluyor. Fert olarak böyle olduğu gibi toplum olarak da bakıyorsunuz, bir deprem olayı yaşanıyor. Veya ekonomik kriz yaşanıyor veya bir kuraklık yaşanıyor. Yıl yıla benzemiyor. Allahu Teala insanlık alemini bu şekilde bir halden başka bir hale çeviriyor. Demek ki bu gibi hallere maruz kalmak bizi Allah'a sevk etmeli ve Allah'a yalvarmaya bizi yöneltmeli. Thumma battalna makanas sayyi'atil hasene. Sonra o kötü durumun yerine iyi bir durum getirdik. Durumlar düzeldi. Hatta afav ve o insanlar çoğaldılar tekrar. Ve galu, o zaman şöyle dediler: Kad messe abana darra'u ve serra'u. Ecdadımıza da böyle bol günler, dar günler gelmiş. Fe ahaznahum, onlar böyle dedikleri bir durumda biz onları yakaladık. Şiddetle yakaladık. Ba'teten ve ansızın. Ve hum la yeş'urun, onlar farkına varmadan. İnsan musibete maruz kaldığında o anda Allah diyor. İşte diyelim denizde bir fırtınaya tutulsa veya karada bir deprem olayı yaşansa veya başka bir musibet yaşansa böyle bir durumda insan Allah diyor. Ve o anda Allah'a bütün kalbiyle yalvarıyor. Ya Rabbi, bu durumdan kurtulursam artık bundan sonra istediğin gibi bir kul olacağım. Böyle şeyleri söylüyor. Fakat o hal geçtikten sonra insanların pek çoğu genelde bunu unuturlar. Eski yollarına devam ederler. İşte tarihte Nuh kavminin başına gelenler, Hazreti Lut'un kavminin başına gelenler, daha Hazreti Şuayb'in kavminin başına gelenler, Semud kavmi gibi, Ad kavmi gibi kavimlerin başına gelenler, bunlar ortada, bunlar tarihen de ortada. Kutsal metinlerde de bize bildirilmiş. İnsanlar bunu gördükleri halde, onların helak edilmiş beldelerinden geçip gittikleri halde zamanla bunu olağan bir durum gibi kabul ediyorlar. Tarihte de böyle şeyler olmuş. Atalarımıza da zor günler ve geniş günler gelmiş. Şu anda biz de benzeri durumları yaşıyoruz diyorlar. Ve bol günlere geldiğinde insanlar genelde şımarıyor. Ama şımardıklarında taraf-ı ilahiden ansızın onlar bir şekilde ummadıkları, bilmedikleri yerden kendilerine bir felaket geliyor. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. O beldelerde yaşayanlar iman etseler ve günahlardan sakınsalar, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Gökten ve yerden, semanın ve arzın bereketlerini onlara açardık. Yani gökten bol miktarda yağmur yağardı, yerden bol miktarda
bitkiler biterdi. Bolluk, ferahlık, rahatlık içerisinde yaşarlardı. Burada Allah-u Teala gökten ve yerden bereketlerin yağdırılması, indirilmesi bunu imana ve takvaya bağlıyor. Yani bir toplum, iman eden bir toplum, takva sahibi, günahlardan kaçınan bir toplum olursa Allah gökten ve yerden bol bol bereket gönderecek. Ve göğün kapıları açılacak, yerin kapıları açılacak, yerin hazineleri dışarıya çıkacak ve gökten yağmurlar yağacak. Böylece o insanlar rahat, huzurlu, bereketli bir şekilde yaşayacaklar. Mefhumu muhalif itibariyle düşündüğümüzde, eğer insanlar imanda problemleri varsa ve takva sahibi değil, günahlarla iç içe olan bir toplumsa, Allah-u Teala netice itibariyle onları dünyada da cezalandırıyor. Kıtlık, kuraklık şeklinde veya bir takım semavi afetlerle, musibetlerle onları cezalandırıyor. وَلَاكِنْ كَذَبُوا Lakin onlar yalanladılar. فَأَخَذْنَاهُمْ Biz de onları yakaladık. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yaptıkları şeyler sebebiyle. Yani kendi elleriyle yaptıkları, kesbettikleri şeylerle biz de onları yakaladık. اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ Yoksa o beldelerde yaşayanlar kendileri uykudayken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Yani ilahi azaptan insanlar aslında emniyet içinde değildir. Mesela ülkemiz deprem kuşağındadır. Her an deprem olabilir. Ve bunun belli bir saati yok, belli bir zaman dilimi yok. 1939'da büyük bir deprem yaşanmış. 1999'da yine büyük bir deprem yaşadık. Arada ufak tefek başka depremler var. Ve her an deprem olabiliyor. Bizim ülkemizde deprem tarzında semavi bir felaket yaşandığı gibi bazı başka ülkelerde sel felaketi şeklinde, tayfun şeklinde, tsunami şeklinde değişik felaketler yaşanabiliyor. Ve ayet-i kerime onlar uykudayken azabımızın kendilerine gelmelerinden emin mi oldular? Bunu bize bildiriyor. İnsan uykuda rahat bir vaziyetteyken bir de bakar ki arz çok şiddetli bir hareketle sarsılıyor. 99'da Marmara depreminde gece 3'te bu olay yaşandı ve insanlar uykudaydı. Bu manada tarih boyunca insanlar uykudayken bir takım felaketler gelmiş ve uykudan uyanamayanlar olmuş. Uykudan doğrudan öbür aleme geçenler olmuş. Demek ki insan bu noktada kendini emniyette hissetmemeli ve yatağa yattığında da ya Rabbi yüzümü sana teslim ettim, işimi sana havale ettim. Bu manada dua ederek Allah'a yalvarmalı ve imanla gitmeyi Allah'tan istemeli. Eve emine ehlul kura en ye'tiyehum be'suna duha ve hum yel'abun. O beldelerde yaşayanlar azabımızın kuşluk vakti onlar oyuna daldıkları bir zamanda gelmesinden emin mi oldular? Yani ilahi azap insanlar gece uykudayken gelebildiği gibi gündüz bir takım meşguliyetlerle oyalanırken hatta oynarken böyle bir vaziyette de gelebilir. Bu noktada da insanlar emniyet halinde değildir. Ve insanların büyük bir ekseriyeti gaflette. Gaflet insanın yaratılış gayesini unutmasıdır. Ben bu dünyaya niçin gönderildim? Benim bu dünyada vazifem ne? İnsan bunları bilmeden başka şeylerle meşgul oluyorsa bu bir gaflet halidir. Nasıl ki mesela bir koyunun çoban bir koyun sürüsünü düşünelim. Bu sürünün çobanı koyunlar etrafa dağıldıklarında veya yasak bir yere komşunun tarlasına söz gelimi girecek duruma geldiklerinde onlara taş atar ve o zaman onlar anlarlar ki oraya gitmek uygun değil ve dönerler. Taraf-ı ilahiden de şu insanlara zaman zaman musibet taşları atılıyor. Gerek fert olarak gerek toplum olarak. Fert olarak diyelim bir kişi daha önce zenginken iflas hali yaşayabilir. Toplum olarak zengin bir toplumken ekonomik bir kriz yaşanabilir ve toplumun tamamı bundan etkilenebilir. Bu gibi durumlar gerek fertler gerek topluluklar için uzak şeyler değil.
daima gördüğümüz şeyler. Geriye doğru dönüp de Türkiye'nin 15-20 yılına bakacak olursak, ne büyük dalgalanmalar, ne büyük çalkantılar, ne büyük olaylar yaşadığımız ortada. Böyle olunca insan ilahi azaptan kendini garanti kurtulmuş görmemeli. Toplum olarak da yine insanlar kendilerini garantide görmemeli. Beynel havf ve reca yaşamalı. Korku ümit arası ve bize de ilahi azabın ucu dokunabilir veya doğrudan bir musibet gelebilir. İnsanlar bunu hatırlayarak Allah'a iltica etmeli. Ve özellikle sıkıntılı zamanlar, zor zamanlarda insanlar gerçekten Allah'a tazarru ile yalvarmalı. Biraz önceki okuduğumuz ayetlerden birinde buna dikkat çekilmişti. Tazarru ile yalvarmak, yani derinden böyle kendini tam vererek yana yakıla Allah'a yalvarmak. Bu manada yapılan dualar daha makbul dualardır. Ve bu şekilde yapılan dualar bize gelebilecek belalara karşı bir paratoner olabilecektir. Dua müminin silahıdır. Dua müminin aynı zamanda kamil bir ibadet şeklidir. Bu zaten her halükarda yapılmalı. Ama özellikle musibetlerin, belaların, zararlı şeylerin etrafı istila ettiği durumlarda insanlar çok daha ciddi bir şekilde Allah'a yalvarmalı. Efe eminu mekrallah. Onlar Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Fela ye'menu mekrallah illel gavmul hasirun. Allah'ın mekrinden ancak hüsranda olan, zararda olan kimseler kendini emniyette hisseder. Değerli izleyenlerim, Allah'ın mekri Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçer. Allah'ın bir nevi hilesi anlamında. Mesela ayette deniliyor ki ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar bir tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani Allah'ın mekri insanların bir takım kötü düşüncelere karşı taraf-ı ilahiden adeta bir cevap. Yani Allah haşa hile yapmaz. Ama hile yapmak isteyenlere, Allah'ı aldatmak isteyenlere ve ona isyan etmek isteyenlere mukabil harekette bulunur. Ve mukabil harekette bulunduğunda da onların bütün tuzakları, onların bütün hileleri darmadağın olur ve bir işe yaramaz. Halkımız arasında bu şöyle de ifade ediliyor. Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve Allah'ın dediği olur. مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَاءَ lem yekun. Allah neyi dilemişse o olur. Allah'ın dilemediği meydana gelmez. Bu açıdan bizler toplumda meydana gelen olaylarda Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellilerini, rahmet tecellilerini görebilmeliyiz. Ve Allahu Teala'nın rahmeti bazen musibetlerle kendini gösterir. Diyelim ki bir insanın dişi ağrıyor. Dişinin çekilmesi lazım veya diyelim bir kanal tedavisinin uygulanması lazım. Bunu yaparken hasta biraz feryat da edecek. Ama bunun neticesinde gerçekten o insan ağrılardan kurtulacak. Toplumda da bir takım sancılar oluyor. Elbette bu sancılardan kurtulmak için insanlar biraz sıkıntı çekecekler. Ama netice itibariyle ilahi rahmete nail olacaklar. Demek ki Allah-u Teala'nın mekrinde bile hayır vardır. Yani Allah-u Teala'nın şer gibi görünen bir takım tasarruflarında aslında şer yoktur. İnsanlar namına hayır vardır. Mesela bir insan düşünelim. Bu insan zengin ve zenginliğin getirdiği bir rahatlıkla ve vermiş olduğu imkanlarla her türlü günahı rahatlıkla işliyor. Böyle bir hayatı var. Bu insan aslında cehenneme doğru koşar adım gidiyor bu haliyle. Ama diyelim ekonomik bir kriz oldu veya en azından kendisiyle ilgili bir kriz meydana geldi. Senetleri ödenmedi, işleri ters gitti ve bunun neticesinde iflas etti. Artık meyhane yolları buna kapalı, gazino, bar gibi yerler buna kapalı. Etrafında daha önceden zenginken meydana gelen bir sahte dostlar topluluğu vardı. Onlar da dağıldılar ve bu durumda bu insan açık bir kapı olarak camiyi görür. Ve oraya giderse ve tövbe edip eski hayatına gerçekten bir son verirse, pişman olursa
bu musibetin altında o insan gerçekten rahmet-i ilahiyi elde etmiş olur. Görünüşte musibettir ama gerçekte bu insan hakkında rahmettir. Bunun gibi toplumda meydana gelen daha diğer böyle sıkıcı durumlar, insanları bunaltıcı bir takım musibetler, bunlar da Allah-u Teala'nın rahmetinin bir başka tecellisidir. Ve bu celal içinde cemal tecellileri olarak ifade edilir. Cenab-ı Hakk'ın celalinde de bir cemal bulunmaktadır. Diyelim yağmur yağacak ama yağmur yağmazdan önce hava kararıyor, işte şiddetli rüzgarlar esiyor, gök gürlüyor, şimşek çakıyor, yıldırımlar iniyor ama ardından bardaktan boşanırcasına damla damla yağmurlar yağıyor ve rahmet ilahi kendini bu şekilde gösteriyor. Her ne kadar gökyüzünün çehresi abuz kamtaril bir vaziyette ise de yağmur yağarken ama netice gayet güzel oluyor. İşte Cenab-ı Hak ilahi cemalini doğrudan bir takım güzel olaylarla gösterdiği gibi bir takım sıkıntılı, insana zor gelen olaylarla da gösterir. Bu da rahmet-i ilahiyenin bir başka şekilde tecellisidir. Ve bir mümin bütün bu durumlarda istifade etmesini bilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin hali ne güzeldir. Eğer bir nimete mazhar olsa sevap, şükreder sevap kazanır. Bir musibet kendisine gelse sabreder yine sevap kazanır. Demek ki bir mümin her halükarda sevap kazanabilir. Ama mümin olmayan, dini bir eğitimden, terbiyeden geçmeyen bir kimse nimete mazhar olduğunda şımarır, günaha girer. Musibet geldiğinde feryat eder, yine günaha girer. Demek ki aynı şartlar altında insanlar bir kısmı sevap kazanırken bir kısmı günah kazanabiliyor. Ve bir mümin her halükarda şartlar ne olursa olsun durumu lehine çevirebilir. Bizler şu anda denizdeki insanlar gibiyiz adeta. Fırtınalı bir denizde diyelim ki küçük kayığımızda yolumuza devam ediyoruz. Rüzgarlar değişik yönlerden esiyor. Yelkenli bir gemi gibi olsun bu. Ama rüzgar nereden eserse essin biz Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru yol alabilmeliyiz. Din bu noktada bize temel esasları veriyor. O esasları bildiğimizde, uyguladığımızda gerçekten şartlar ne olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru devamlı gideriz. Nasıl ki insanın kalbi bir pompa gibi bu tarzda çalışıyor. Yani bir yandan daralma, bir yandan açılma oluyor. İnsanın da manevi hayatında bir yandan daralmalar, musibetlerle daralmalar olur. Bu daralmalar bizi Allah'a doğru ilticaya sevk eder. Öte yandan açılma, ferah haller olur. Bu da bizi şükre sevk eder. Bu da yine bizi Allah'ın rızasına kavuşturur. Cenab-ı Hak hepimizi razı olduğu bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.